Herkese merhaba, ben Gülsüm, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 8 Ekim, yani benim doğum günüm bugün. Bugün doğum günüme yakışır çok güzel bir makyaj yapmayı düşünüyorum. Neler çıkacak ortaya hiçbir fikrim yok. Beraber hazırlanıyoruz. Başlayalım. Cildimi nemlendirdim herhangi bir krem ile. Makyaj bazı kullanmayacağım bugün. Şimdi direkt fondötene geçiyorum. Fondöten için de iki fondöteni karıştıracağım bugün. Birinin rengi daha açık, birinin rengi daha koyu. Bunları karıştıracağım. İlk olarak NYX'in Burnt Glow fondöteninden alıyorum az bir miktar elime. Elimde karıştıracağım. Bugün yüzüme aşırı derecede bir fondöten de sürmek istemiyorum. Çünkü biraz doğal olmak istiyorum. Çok ağır bir makyaj olmasını da istemiyorum. O yüzden turumu içten de sıkıyorum. İki fıs. Renkleri şu şekilde. Fırça yardımıyla yüzüme direkt uygulayacağım. Önce elimle ikisini bir karıştırıyorum. Sonra yüzüme uyguluyorum. Dağıtmaya geçiyorum hızlı bir şekilde. Fondötenizi fırça ya da süngerle de uygulayabilirsiniz. Uygularken böyle sürmeyin. Çünkü sürdüğünüz zaman eşit dağılmıyor. Bu şekilde tampon hareketlerle uygulamanız gerek ki fondöteniniz daha eşit bir şekilde dağılsın, homojen bir şekilde. Ve daha güzel bir görüntü elde etsin. Şimdi concealer'a geçiyorum. Bunu da hemen fırçamla dağıtıyorum. Bugün beraber hazırlanıyoruz doğum günüme. Bugün muhtemelen benimle beraber doğanlarınız da vardır içinde. Yorumlara yazın eğer görürseniz. Biraz paran pudraya geçiyorum. Yüzümü sabitlemek için. Bu sefer baking yapmayacağım. Çünkü doğal bir makyaj istiyorum dedim. Bunu da sırf yüzüm yağlanmasın diye. Aynı zamanda farım da çizgileri dolmasın diye. Güzel bir görüntü olsun diye. Fondöten ve concealer'ın üstüne pudra uyguladığınız zaman makyajınız matlaşıyor. Hani bu porselen makyaj muhabbeti oluyor ya. Onun gibi oluyor. Matlaştırıyor. Çizgileri falan dolmuyor. Yüzünüze uyguladıklarınız. Kaşlara geçiyorum. Kaşım için kaş sabunu kullanacağım. Bunu zaten sürekli söylüyorum. Sizinle beraber ıslatalım. Makyaj sabitleyici spreylimi alıyorum. Sadece bir fıs sıktım. Bu onun için yeterli oluyor. Bambu fırçasını da alıyorum. Sonra direkt kaşıma. Diğer fırçası ile de tekrardan bu şekilde yapıp kaşlarımı tarıyorum ve son şeklini veriyorum artık. Şimdi gözlere geçebiliriz. Bugün koyu tonlar kullanmıyoruz. Pempemsi ve böyle beyaz, krem rengi renkleri kullanacağım. Çünkü bugün doğum günüm ve çiçeklerim de pembe. Ne çiçeği diyeceksiniz muhtemelen. Açık renk alayım, öncelikle katlama bölgeme kullanacağım. En açık rengini. Eşim bana çok güzel bir sürpriz yaptı dün akşam. Ona çok güzel bir çiçek almış. Pasta falan. Sizlere o görüntüleri videonun en sonuna koyacağım zaten görmeniz için. Bana dün akşam çok güzel bir sürpriz yaptı canım eşim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sürpriz oldu benim için. Geçen onun doğum günü videosunda da söylemiştim. Biz yıllardır beraber kutlamıyoruz diye. O yüzden çok güzel bir histi ya. Neyse. Videoyu hemen editleyip sizlerle paylaşacağım.
Kısaca günlük vlog gibi bir şey oldu, hemen anında yapıp paylaşıyorum. Neyse. Şimdi buradan yine açık tonlarla devam ediyorum. Yine açık böyle pudramsı renk alıyorum ama simli. Da şu arkaya uyguluyorum. Şuradaki pembe tonu kullanacağım. Gül kurusu gibi bir rengi var. Renkler hakkında pek bir bilgim yok, neyse. Ona direkt göz kapağına uyguluyorum. Ve çok güzel, tam istediğim gibi. Aynı şekilde diğer tarafa. Rengi çok güzel ya, bayıldım. Şimdi pembe renkten bir eyeliner çekeceğim. Fırçamı şu şekilde bantladım. Umarım olur ya, bilmiyorum. Fırçamı ıslatmam lazım ki rengi çok güzel durması için. Yine spreylerimi şimdi şunları hemen beraber temizleyelim. Hemen bir kulak pamuğu ile temizliyoruz. Tamamdır. Şu alt kirpiklerime de uygulayacağım. Maskarama geçiyorum. Önce bunu uygulayacağım. Sonra üzerine Ultimate'i uygulayacağım. L'Oréal Paris'in. Şimdi Maybelline'in Essence Essentials maskarasını uyguluyorum. İkisini karıştırınca çünkü hem kıvrımlı hem de daha uzun kirpikler oluyor. Üzerine hemen. Gerçekten hakkını veriyor şu var ya. Bayılıyorum buna. Tekrardan tene geçiyorum. Bir miktar highlighter alıyorum şimdi. Allığıma geçiyorum. Şu krem allığı kullanacağım. Şöyle kalanları da burnuma. Gerçi o görüntüyü sevmiyorum ama neyse. O görüntü dediğim, yani şey yapıyorlar ya. Şöyle üçlemesine aldık. Sanki böyle şey, soğuktan sümüğü akan kız gibi duruyor. Çok iğrenç duruyor ya. Neyse, dağılmayalım. Ama öyle değil mi gerçekten? O görüntü hiç sevmiyorum. Bunu hemen fırçamla uygulayacağım. Ben de o kadar olmadı. Çünkü ben şuralarıma kadar sürmedim. Dudaklarım için de sadece lip gloss mu uygulasam, yoksa röj artı lip gloss mu yapsam? Deneyelim. Bence bunun üstüne yapalım. Bunu hiç sıkmadım. NYX'in bu da. Süngerinde kalanları sadece uyguluyorum. Dudaklarım çok kötü çatladı. Onları görmezden gelelim. Bunun üstüne de lip gloss uygulayacağım.
Tak ortasına. Çok doğal ve çok canlı bir makyaj oldu. Çok beğendim. Tam doğum günüme yaraşırmış. Aslında daha şaşalı bir şey düşünmüştüm ama elimde yeterli ürün veri olmadığı için. Makyajım bitti. Son olarak da saatleyici sprey sıkacağım. Sizlere çiçeğimle veda etmek istedim. Size çiçeğimin güzelliğini göstereyim. Görüyorsunuz değil mi? Renkleri o kadar güzel ve tatlı ki. Çok uyumlu olmadık mı? Bayağı uyumlu olduk ya. Sevdim. Pasta üflediğim görüntüleri de zaten videonun en sonuna koyacağım. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olabilmek için de zil butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.